Herkese merhaba. 17 gün önce Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki narin kızımızın hala bulunaması üzerine hem bir baba olarak hem de bir hukukçu olarak sosyal sorumluluk gereği bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Narin'in dosyasında yayın yasağı olması ve dosyanın içeriği ile ilgili olarak da herhangi bir bilgiye sahip olmamam nedeniyle Narin ile ilgili değil ama kayıp çocuk vakaları ile ilgili genel anlamda bir şeyler söylemek istiyorum. İlk önce şunu belirtmek isterim ki olur olmaz her şeye yayın yasağı getiren yargının Narin ile ilgili yayın yasağı getirmiş olmasını doğru buluyorum. Ne yazık ki sosyal medya bilgi kirliliğinin çok olduğu bir yer. Konuyu bilen, bilmeyen, meşhur olmak isteyen, takipçi sayısı artsın isteyen ya da tamamen iyi niyetli olarak ancak soruşturmayı ve Narin'in bulunmasını aksatacak paylaşımları bilgi kirliliğini engellemek amacıyla dosyanın içeriği ile ilgili yayın yasağı getirilmesini doğru ve hatta geç kalınmış bir karar olarak görüyorum. Ancak bu bize Narin'in nerede olduğunu sormamızı ve bu konuyu gündemde tutmamızı da engellemiyor. Narin bulunana kadar da sormaya devam edeceğiz. Bu videoyu hazırladığım sırada Narin henüz bulunamamıştı. Bu girizgahtan sonra kayıp çocuklar konusuna gelelim. Bu tür vakalar vahim nitelikli çocuk kaybı olarak nitelendirilir. Birçok sebebi olabilir bu kayıpların ancak dünyada ve özellikle bizim ülkemizde ilk sebep cinsel istismardır. Bunu yapan kişilere de pedofili, halk tabiriyle sübyancı denmektedir. Yetişkin erkeklerin karşı ya da aynı cinsten olduğu fark etmeksizin çocuklara duydukları cinsel arzudur. Bu kişiler asosyal olup etraflarıyla iyi iletişim kuramayan tiplerdir. Pedofilde gelişimsel, ailesel ve çevresel faktörler çok önemli olup yapılan soruşturmalarda şüpheli kişilerin geçmiş yaşamlarına bakmak önemlidir. 0-12 yaş arası kayıp vakalarda özellikle pedofiliye dikkat edilmesi gerekmektedir. Kayıp vakalar soruşturması zor olan vakalardır. Birincisi mağdur çocuktur ve çocuk hepimiz için hassas bir konudur. İkincisi bu olayın failleri kendilerini iyi gizlerler. Pirincin içindeki beyaz taş gibidirler. Sapık ve sapkın yöntemlerini en yakınlarından bile gizlemeyi başarabilirler. Bu kişiler zekice hareket edip sürekli fırsat kollayıp görgü tanığının olmamasına özellikle de dikkat ederler. Bir de çok olmamakla birlikte bu vakalarda aşırı kin, kıskançlık ve nefret sonucu çocuklara zarar veren ruhsal sorunları bozuk kişilerde çıkabilmektedir. Hatırlarsanız 2015 yılında lüks bir restoranda meydana gelen bir olayda restoranın çocuk oyun salonunda 3,5 yaşındaki çocuğun yüzüne kezzap atan kişinin çocuğun eniştesi olduğu ortaya çıkmıştı. Eğitimli ve ekonomik durumu iyi olan bu kişi yakalandıktan sonraki ifadesinde kıskançlık sebebiyle bunu yaptığını itiraf etmişti. Soruşturmalarda emniyet ekibinin kayıp çocuklarda az rastlanan bir durum olsa da bu ihtimali de atlamamaları gerekmektedir. Kayıp çocuk vakalarında ilk birkaç saat çok önem taşımaktadır. O sebeple ilk andan itibaren konu ehemmiyetle ele alınmalı, müracaat aşamasından çocuk şubeye, asayişe kadar tüm birimler koordinasyon içinde hızlıca hareket etmelidir. Kayıp olaylarında uzman görevliler işe bakmalı ve hiçbir ayrıntı atlanmamalıdır. Çocukların kaybolduğu alan abluka altına alınmalı, aileden başlayarak akraba, eş, dosta doğru soruşturma genişletilerek kimseyi yargılamadan ama kimseyi de atlamadan konusunda uzman personeller tarafından detaylı bir sorgu yapılmalıdır. Bir de kendi rızasıyla evden ayrılan çocuklar vardır ki burada da aileyle yapılacak iyi bir mülakat ve evde yapılacak iyi bir araştırma ile sonuca ulaşmak mümkündür. Kendi rızasıyla evden ayrılma durumun ehemmiyetini düşürmemektedir. Evden ayrılma sebebi bir suça konu olabilecekken, üçüncü kişiler tarafından kandırılma ve sonrasında zorla alıkonulma vakaları da ortaya çıkabilmektedir. Bu konu geniş kapsamlıdır. Ben sadece belli bir kısmını ele aldığımı söylemeliyim. Ancak her vaka kendi içinde özel olarak değerlendirilmeli, genel kaidelerin yanında vakaya özel durumlarda atlanmamalıdır. Bu vakalarda konu sürekli gündemde tutulmalı, ancak dedikodu ve magazin malzemesi de yapılmamalıdır.
İlgili kamu görevlileri soruşturmayı tüm incelikleriyle yaparken kamuoyunda aydınlatma görevini ihmal etmemelidirler. 15 Temmuz sonrası güvenlik bürokrasisini oluşturan yargı, emniyet ve askeriye hallaç pamuğu gibi dağıtıldığı için nasıl askeriye de uçakları uçuracak pilot kalmadıysa, yargıda soruşturma açıp gerçek suçluların üzerine gidecek hakim savcı kalmadıysa, ne yazık ki emniyette de bu olayları çözecek profesyonel ekipler ya kalmadı ya da sayıları yok denecek kadar azaldı. Makamlar ne yazık ki liyakatten sadakate evrildi. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı yetiştirirken onları bu konuda eğitmeli ve mutlaka olası tehlikeler konusunda aydınlatmalı. Çocuklarımızın sosyal medya hesaplarında ne yaptıklarına, kimlerle konuştuklarına ve paylaşımlarına mümkün olduğunca dikkat etmeliyiz. Ve ne yazık ki onlar teknoloji konusunda bizden daha ilerideler. Bunu da unutmamalıyız. Ve son söz. Umarım en kısa zamanda narin gibi kaybolmuş, kaçırılmış tüm çocuklarımız sağ salim bulunur ve onların kaybolmasında, kaçırılmasında suç olanlar da adalete teslim edilip gerekli cezayı almaları sağlanır. Vesselam.